Hatay Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı çerçevesinde Yaylacık, Ballıöz, Maraş Boğazı köyleriyle Erzin'de 65 kişiye 650 aralı kovan dağıtıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aydın Tüfekçi, Hatay genelinde kovan sayısı ve verimliliğin artırılması projesi kapsamında dağıtımı yapılan aralı kovanların %80'inin il özel idaresi, %20'sinin ise katılımcı çiftçi tarafından karşılandığını belirtti. Tüfekçi kırsal kalkınmada tarım arazilerine alternatif kaynak olarak arıcılığın ön plana çıkartılarak var olan atıl durumdaki iş gücünü canlandırmak, mevcut doğal bitki florasının kullanılarak bölgede istihdam alanı oluşturmak ve aynı zamanda bu doğal bitki örtüsünün kullanılarak erozyon oluşumunu bir nebze de olsa engellemek amacında olduklarını kaydetti. Arılı kovan dağıtımının yapıldığı köylerde ikamet eden 65 ailenin her birine 10'ar adet arılı kovan desteğinde bulunduk diyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aydın Tüfekçi, üreticilerin yaşadıkları yerde doyması, kendi geçim kaynaklarının sağlanması ile refah seviyesinin artırılmasının sağlandığını da ifade etti. Kovan çerçevelerinin birer birer elden geçirilerek durumlarının da kontrol edildiğini de belirten Tüfekçi, bu kontroller sırasında işçi arı sayısı, yumurta ve larva durumu, bal polen durumunu gözden geçirdik. Çerçevelerdeki ve kovan iç yüzeyindeki fazla petek parçalarının nasıl temizlenmesi gerektiği ile ilgili besin durumu kritik seviyeye inmişse, kovanların nasıl besin takviyesi yapılacağı konularında da arıcılara bilgiler verildiğini de söyledi.